h üssü eksi 4, 0'a eşit olduğuna göre h'ın x eşittir eksi 4'te bir maksimum noktası olduğunu ispatlayan kalkülüse dayalı ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ekranda h fonksiyonunun grafiğini görüyorsunuz. Evet bu y eşittir hx'in grafiği turuncuyla da h üssünün üssü yani h'nin ikinci türevini çizmişler. h üssü eksi 4 sıfıra eşit olduğuna göre yani h'nin türevi eksi 4 ile değerlendirildiğinde sonuç sıfır oluyorsa bu arada x eşittir eksi 4'te teğetin eğiminin 0 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Buna bağlı olarak bizden aşın x eşittir eksi 4'te bir maksimum noktası olduğunu ispatlayan kalkülüse dayalı. Buranın altını çizmek istiyorum. Evet kalkülüse dayalı ifadeyi bulmamızı istiyorlar. Birinci seçenekte ikinci türev eksi 4'te değerlendirildiğinde sonuç negatif oluyor denmiş. Bu ne anlama gelir? Bu ikinci türev negatifken birinci türev azalıyor anlamına gelir değil mi? Yani en azından x eşittir eksi 4'te fonksiyonun aşağı doğru iç bükey olduğunu, başka bir deyişle çukurluğun aşağı yönlü olduğunu ve x eşittir eksi 4 etrafında buna benzeyen bir şekilde karşı karşıya olduğumuzu anlatır. Eğer x eşittir eksi 4'te eğim 0 burada bir maksimum noktası vardır. Bu noktadaki ikinci türev eğer pozitif olsaydı çukurluğun yönü yukarı doğru olurdu ve türevde sıfır olduğuna göre bir minimum noktasından bahsediyor olurduk. Evet bu seçenek doğru. İkinci türevin eksi 4'te negatif türevinde 0 olması bu noktanın bir maksimum noktası olduğu anlamına gelir. Doğru cevabı bulduk ama diğer seçeneklerin üzerinden geçelim istiyorum. h x eşittir eksi 4'ten önce artıyor sonra da azalıyor. Evet kesinlikle doğru bu seçenekte fonksiyonumuz x eşittir eksi 4'te sürekli olduğuna göre burada bir maksimum noktası olduğunu söyleyebiliriz ama bu kalkülüse dayalı bir ifade olmadığı bu seçeneği elememiz gerekiyor. İkinci türevin x eşittir eksi dörtte minimum noktası vardır. Evet, bu da doğru ama aşın eksi 4'te neden bir maksimum noktası olduğunu açıklamıyor öyle değil mi? Mesela bu ikinci türevde bir minimum noktası olabilir ama ikinci türev hala pozitiftir. Peki ikinci türev bu şekilde olursa ne olur? Yine bir minimum noktası olur ama eğer pozitifse çukurluk yukarı yönlü olur ve bu da x eşittir eksi 4'te orijinal fonksiyonun bir maksimum değil minimum noktası olduğu anlamına gelir. Evet maksimum noktası olabilmesi için ikinci türevin negatif olması gerekir ve son seçenekte aşın ikinci türevinin çukurluğunun yukarı yönlü olduğu söyleniyor. Grafiğe baktığımızda h üssünün üssünün çukurluğunun yani h'nin ikinci türevi diyelim şuna. Çukurluğunun yukarı yönlü olduğunu görüyoruz ama bu orijinal fonksiyonun çukurluğunun yukarı yönlü olduğunu ispatlamaz. Şu örneği yeniden kullanabilirim. Bu çukurluğu yukarı yönlü ve pozitif olan İkinci türev olsun, ikinci türevin hep pozitif olması, birinci türevin hep arttığını ve orijinal fonksiyonun çukurluğunun da hep yukarı yönlü olduğunu gösterir ve çukurluk yukarı yönlüyse de burada yani x eşittir eksi 4 de bir maksimum noktasından bahsedemeyiz. Bu yüzden bu seçeneği de eleyebiliriz.